Montana 1887. Her şey hazır Hav. Hadi, her şey tamam. Keşke köpekçe konuşabilseydin. Evet, artık buna ihtiyacım yok. Bu kadar bulmaca varken kimse hazineyi bulamaz Hulk. Monty, şuna bir kez daha baksak iyi olur değil mi? Bir dakika, dur burada. Hazine kemik ve jambon mu? Daha iyi bir ödül geliyor mu aklına? Hazine bana korkunç geldi. Domuzları üzme barbekü. Ne kadar hassaslar biliyorsun. Evet, ben de onu Hulk Johnson hazine sandığı sanmıştım. Hayır Kaya, bu Monty'nin hazinesi. Kahraman sadece taşımasına yardım Emmett etti. Emmett hikayeyi böyle anlatmıyor. Emmett'ın kurgu versiyonunu mu dinleyeceksin, benim gerçek öykümü mü? Benim oyum gerçek hikaye. Benim de. Ve de yemeğe. Ne kadar açım ki, bir at bile yiyebilirim. Hey! Aa kardeşim, ben gidiyorum. Bize daha çok. Evet tabii. Bize daha çok jambon. Hey! Bir dakika. Gömülü hazine, zenginler. Hey dur, ben de duymak istiyorum. Bu hikayeye bayılırım. Ve sandığı açtıklarında sizce ne görmüşler? Altın, değerli taşlar ve değerli eserler. Evet, işte başlıyor. Abi, buradan gitmeliyiz. Gittikçe tehlikeli oluyor. Gömme işini dert etmeyelim, patlamalar icabına bakar. Şimdi buradan gitmeliyiz. Buradan atlayamam. Al. Şimdi onu cadıya götür ve bir an önce eve dön. Hadi. Diğer tarafta görüşürüz. Görüşürüz. Büyük büyük babam Hav Jones en son o zaman görülmüştü. Kim var orada? Adım Monty. Konuşmamız lazım. Ne istiyorsun köpek? Cesaretin varsa gir. İhtiyar Monty de en son o zaman mı görüldü? Hayır. O eve dönebildi. Yoksa Mikey boynuna o tasmayı takamazdı değil mi? Çamaşırcı, ukala bayan, eski çamaşır. Köpekler çamaşır giymez. Bu çok kötü. Bunun bir yasası olmalı. Susun, sonunu duymak istiyorum. Monty'ye ne oldu? Monty sandığı şu dağda yaşayan cadıya verdi. Herkesin bildiğine göre onda hala bulmacanın son parçası var. Peki şimdi altın nerede Bay John? Hala tepede gömülü duruyor. Gömülü hazine. Cesur bir kaşifin. Göl partisine geliyorsun değil mi? Bekliyorum. İkna etmeye çalışıyorum. Ben bulabilirim. Akıllı telefonum var. O zaman onu kullanıp beynini ara ve açılmasını söyle. Öyle mi? Mikey onu asla bulamaz. Kimse o hazineyi bulamaz. Çünkü Hulk Jones'un hazinenin yanlış ellere düşmemesini sağlamak için kurduğu bu bit uzaklarıyla ilgili ipuçları ve uyarılarını yazdığı günlüğü ortada yok. Ve Chad'in elleri çok yanlış. Benim ellerimin nesi var? Ellerinin Stonewall'la ilgisi var. O toprağımızı alıp bizi evlerimizden kovmaya çalışıyor. Öyle mi? Bence efsaneler doğru bile değil. Ve bize kalırsa büyük büyük baban sadece kemik gömmüş. Öldürün onu. Çok şey biliyor bu. Babamın hikayesi %150 doğru. Cadılı kısmı bile mi? Evet. Annem cadıdan söz etmişti. Onun 200 yıldır dağda yaşadığını söyledi. Topraklarına izinsiz girmeye kalkanlara büyü yapıyormuş. Ancak görsem inanırım. Anne, hiç komik değil. Amcama hepinizin deli olduğunu söyleyeceğim.
Çok haklı, hiç komik değildi. Ben komiklik yapayım. Hey Manny, neden tavuk çitleri gagala? Bilmem, neden sit? Diğer tarafa geçmek için. Çok güzel ha? Evet, ama bana tanıdık geldi. Anlamadım. Bugünün böyle sona ermemesi gerekirdi. Üzgünüm, ne oldu ki şimdi? Büyüyor artık anne. Babam Çede çiftliğin eğlenceli olabileceğini gösteriyordu. O da amcasını ikna edip banka borcunu erteletecekti. Stonewall kendinden başkasına yarar mı? Olacak iş değil. Gidelim. Yarın görüşürüz Mikey. Aa, evet tabii. Emmett, her şeyi mahvettiğim için üzgünüm. Sorun değil. Hallolur her şey. Bence senden hoşlanıyor. Bayan Fering mi? Hayır, Billy. Aa, tabii benden hoşlanıyor. Biz iyi arkadaşız. Öyle değil. Neyse boş ver. Dert etme baba, her şey yoluna girer. Bugün çiftlikte çalışıp sevdiklerimizle deneyim ve anılarımızı paylaşmak güzel oldu. Bunlar hayatın değerli anları. Bana niye bir girl partisi talebi varmış gibi geliyor? Neden söz ettiğini bilmiyorum. Güzel. Çünkü daha çok gençsin. Çok genç mi? 16 yaşındayım. Tatlı 16. O kadar da tatlı değil. Kapa çeneni. Ben çok tatlıyım. Baba gitmeliyim. Bütün futbol takımı orada olacak. Bak, bu gitmemen için gerçekten iyi bir sebep. Anladın işte. Bütün arkadaşlarım orada olacak. Sen çok... Annem olsa bırakırdı. Annemle birlikte olmamamızın bir sebebi de bu işte. Ona göz kulak olur musun Barbie? Hey! Beni beslersen görmezden gelebilirim bak. Bak, annen gittiğinden beri zorlandığınızı biliyorum ama biz gayet iyiyiz. Burayı kaybedecek miyiz? Hayır, bir şey olmayacak. Büyük babanın özel paketi yarın geliyor. Belki küçük bir servet bırakmıştır. Öyle mi dersin? Pes edenler bırakır, yapanlar yapar ve umut hemen köşededir. Gözünü ve zihnini iyi aç. Büyük macera fırsatları her yerde. Kim demiş bunu? Ben dedim işte. Konuşan ben değil miydim yoksa? Yemeğe gidelim mi? Evet. Hadi. Çiftliği kaybederlerse bize ne olur? Muhtemelen parayı en çok verene satılırız. Ama burası bizim de evimiz. Hey, neden tavuk kümesten uçmuş? Bilmem, neden? Uçmamış, tavuklar uçamaz. Merak etme, Emmett haklı. Umut hemen köşede olabilir. Ben göremiyorum. Bakmaya devam et, ben hissediyorum. Teşekkürler Emmett. Günaydın Emmett. Umarım çiftliği terk etmek zorunda kalmayız. Bence de.
Günaydın Emet. Burası evimiz. Gitmek istemiyorum. Hiç. Sen nasılsın? Aferin sana Kaya. Aa. Gayet iyiyim. Çok iyi. Deneme yapıyorum. Neler oluyor? Bak işte evimizi almak isteyen adam bu. Hafif giyinmiş gibiyim. Bense abartılı hissediyorum. Bak şu işe. Bay Jones. Bakıyorum hala toprağımda çalışıyorsunuz. Neredeyse bunun için size para vermem gerekecek. Henüz senin toprağın değil Kesper. 5 gün ve şimdi artık resmi. Aradığınız için teşekkürler. İhbar fiili, bana ihbarı ver. İhbarın farkında değilim. Bunlara tanıklık ediyor musunuz Korucu Fanning? Soru burnumun ucunda olanları görüp görmememse cevabım şu. Keşke gözlüğümü yanımda getirseymişim. Tahliye ihbarı. Sakin ol, tanıklık ediyorum. Sadece şaka yaptım. Ben şaka yapmıyorum. Eğer elinde 250 bin dolarla gelmezsen sahip olduğun her şey önce bankanın sonra benim olur. Belki de 5 dakika içinde bu işi halledebilirim. İzninizle. Neler oluyor? Geçen ay Emmett'ın büyük babası vefat etti. Vasiyetinde en değerli varlıklarını Emmett'a bırakmış. Yok canım. Evet canım. Hadi gidelim. Hey, bu babamın beklediği şey olabilir. Sence bu çiftliği kurtaracak bir şey olabilir mi? Umarım öyledir. İçimde iyi bir his var. Öyle mi? Benim içimde çok kötü bir his var. Bay Jones için posta var. Evet benim. Şurayı imzalar mısınız? Memnuniyetle. Bildiğiniz gibi büyük babam da bir zamanlar büyük bir kaşifti. Sayısız paha biçilmez eser ve gömülü hazine toplardı. Bir de köpeği vardı. Ve bana Timber diyebilirsiniz. Aa, olamaz. Bu çok kötü. Ben kümesimi toplamaya başlayayım. Burayı kaybediyoruz. Beklediğim şey bu değildi. Bence bu köpek 250 bin dolar etmez. Sence? 250 bin kuruş bile etmez. Vay canına Jones. Beslenecek bir boğazda.
Tebrikler. Çok nadide bir ben işi. Ben erkeğim. Yakından bak arkadaşım. İşte bu olamaz. Çocuklar hiç komik değil. Pire ısırmış itin bankaya borcunu getireceğini sanmam Jones. 5 gün. 5. Ve küçük köpeğine de. Sevimli bir köpek. Hikayedeki Hawk'un köpeği Monty'ye benziyor. Evet, muhtemelen Monty'nin büyük. Evet, bayağı büyüğüm. Torunu. Yani torun köpek. Timber. Bu onun adı mı yoksa koktuğu şey mi? Montana'ya hoş geldin. Hazine eyaletindesin. Macera neredeyse ben oradayım. Benim adım Barbekü. Tanıştığımıza memnun oldum. Vay canına, peki bu da kim böyle? Korucu Kaya, ama bana hanımefendi diyebilirsin. Elbette sevgilim, yani melek gözlü sevgili hanımefendi. Hey, sana melek gözlü desem nasıl olur? Mikey, neden Timber'ı barakaya götürüp yerleştirmiyorsun? Harika. Bu yasal mı? Korkarım öyle. Her şeyi ele geçiriyor. Benim evim de dahil. Ne yapacağız bilmiyorum. Billy o evde doğdu. Biz de gitmek istemiyoruz. Bir şey yapmamız lazım. Bankaya gidip bir ek süre talep etmeliyiz. Billy burada kalabilirse ben de gelirim. Tabii. Claire, çocuklarla ilgilenebilir misin? Baba, benim işlerim var. Onları sonra yapsam. Bu gerçekten çok önemli. Yalnız ebeveynlik eğlenceli ha? Kaya, sen de dur burada. Ben dönene dek sorumluluk sende. Bana güvenebilirsin. Peki ya ben? Barbekü, sorumluluk sende. Lütfen. Partiye geliyorsun değil mi? Harika olacak. Affedersin. Biraz sıkıntım vardı. Britensiz köpek maması dene. Girl partisine geliyorsun değil mi? Babamı ikna etmeye çalışıyorum. Gelirsen iyi olacak. Evet Timber, yeni evine hoş geldin. Buna alışabilirim. Timber'ın bayağı eşyası varmış. Gerçekten. Öyle mi küçük hanım? Yaşlandığında bakalım kaç ayakkabın olacak. Bu eski bir şey. Aman tanrım, bu o. Hawk Jones. Ve de köpeği Monty. Gerçekten çok benziyorlar. Evet ya, bu ona aitti. Ben Monty'nin yaşayan son akrabasıyım. Dikkat et, bu paha biçilmez bir şey. Hey Mikey, bu bir parşömen. Bulutlu Tepe mi? O burada. Bize hediye mi getirdin oğluma? Bir hediye diyerek yemeği mi kastetti? Vay canına, bu anahtar benimkine benziyor. Bunu babam vermişti. Ona da büyük büyük babası bırakmış. Çocuklar, şunu dinleyin. Kayayı bulduğun yerde yolculuğunu bulursun. İmza H.C. Hawk Jones. Mikey, bu eski madenin haritası. Bu ne demek biliyor musun? Büyük macera. Askere çağrı. Öyle mi? Mikey. Claire, Hawk Jones'un hazine sandığı için bir ipucu bulduk. Harika. Bir dakika bakar mısın? Ne oldu ki? Demek mütevazı evin burası. Size etrafı gezdireyim. Sandık. Yatak.
Babam nerede ona söylemediğim. Babam Bilin'in annesiyle bankayla konuşmaya gitti kasabaya ama bence pek bir şey değişmeyecek. Hazineyi bulursak değişir, toprağın parasını verip çiftliği kurtarırız. Ama bu arada sorumluluk bende. Ben ne dersem odur ve diyorum ki ben gidiyorum. Göl partisinden mi çağırıyorlar? Sadece bir süre kalıp geleceğim, siz de Bilin'le biraz yalnız kalmış olursunuz. Böylece daha yakından tanışırsınız. Çok acayipsin. Neyse işte muhtemelen babamdan önce dönerim ama eğer gecikirsen beni idare edersin, tamam mı? Peki hazine ne olacak? Arayın, sadece evde kalın. Hoşça kal. Ciddi misin hadi ama? Şimdi nasılım sence? Ya şimdi? Bu geldiğin yerdeki köpekler de işe yarıyor mu? Ne dedi ablan? Hazineyi aramalısınız dedi. Ama evden çıkmadan olacakmış. Bunu nasıl yapabiliriz ki? Benim ablam bir delidir. Hiç yardım olmaz. İyi, babandan iste. O yok ki. Peki sence o ne der? Pes edenler bırakır, yapanlar yapar ve umut hemen köşededir. Gözünü ve zihnini iyi aç. Büyük macera fırsatları her yerde. Derdi ki yapalım şu işi. Tamam. Bende ip var. Ama bir de fener, tırmanış aletleri ve kürek lazım. Wow. Bu iş tehlikeli olabilir. Tehlike benim göbek adımdır. Benimki Norman. Haklısın. Bir de bıçak almalıyız. Senin barbekü ve kaya ile arkada kalman gerekir bence. Sana bir şey olmasını istemem. Peki sen ormanda yolunu bulmayı bilir misin? Annemin bana öğrettiği gibi yıldızlardan yön bulmayı öğretti mi baban? Ya hava kararırsa kamp kurmayı biliyor musun? Ateş yakmayı, olası kurt saldırılarından kendini korumayı, hangi böğürtlenler zehirli değildir? Düğüm atabilir misin? Dağ yamacında halat volta etmeyi bilir misin? Mikey, vahşi doğada hayatta kalmayla ilgili senin kitaplarda okuyabileceğinden çok şey biliyorum. Mantıklı konuştu. Hem de çok mantıklı. Billy ile Kaya da kesinlikle gelmeli. Evet, belki de gelmelisin. Yardımcı olarak. Tamam tamam. Ortak. Anlaştık. Ortak. Hiç sanmıyorum. Bana ısınacağını düşünüyorum. Görürsün. Hazine avına hazırım. Ya sen? Bence bu bir hata. Etraflıca düşünmedik henüz. Sen ne dersin barbekü? Bilmiyorum. Düşünüyorum. Düşünceler çok düşünmek gerektiriyor. Hey sen. Gel buraya. Bir şey mi diyeceksin yoksa öylesine vakit mi geçiriyorsun? Benim adım Tandır. Bu işte çok fazla risk var Timbur. Sandığından çok fazla. Bu avı sadece eğlence ve oyun gibi görme. Sana güveniyoruz. Bütün çiftlik güveniyor. Evimizi kaybedersek ben çok üzülürüm. Elimden geleni yapacağım ve ekip olarak çalışacağız. Yüreğinin sesini dinle ve içgüdülerine güven. Şimdi vaktidir. Kendini göster bakalım. Teşekkürler Tandır. Bu gerçekten zor olacak. Ya da eğlenceli. Belki ikisi de. Seni hüsrana uğratmayacağım. Hadi Timbul. Gelin. Kaya. İyi şanslar Timbul. Buna ihtiyacın olacak. Sağ salim dönün. İyi şanslar Timbul, iyi şanslar Kaya. İyi şanslar Timbul, iyi şanslar Kaya. İyi şanslar çocuklar. Peki Bay Pinsir ne zaman döner? Bunu tam söyleyemem. Bazen yemek molası çok uzun sürüyor efendim. Ne kadar uzun? Teknede yemesine göre değişir. Tekne mi? Evet. Bay Pinsir bazen öğle molasında Bay Stonewall'la balığa çıkar. O zaman öğleden sonra 3'e kadar dönmez. Biz bekleriz. Keyfiniz bilir. Çocuklar ne olacak? Ne olacak? Mikey ile bile inanılmaz tedbirli çocuklar. Başlarını nasıl bir belaya sokabilirler ki? Operasyon hazine mi başlıyor? Hazine avcıları. Hey, beni bekleyin. Yanında neler var? İlk yardım paketi, GPS aracı, böcek ilacı, pusula, elektrikli matkap, suya dayanıklı TNT, kaya tırmanış tesisatı. Peki biraz jambon? Galiba aşık oldum. Dinamit. Dinamit mi? Annem her türlü olasılığa hazır olmalısın der. Sen de bir paket dinamit mi aldın? Kaya, barbekü. Barbekü. Öğle yemeğine döneriz ama değil mi?
Değil mi? Bu maden Bay Stonewall'a ait değil mi? Evet, ama yıllardır kapalı duruyor. Toprağımıza çok yakın çalıştırıyordu. Biz onu engelleyince çıldırmıştı. Bunu yapmalı mıyız bilemiyorum. Tabii ki yapmalıyız. Emin misin? Her zaman. Bay Bekül, sen dışarıda bekle. Biri gelirse haber verirsin. Dikkat et. Bence aşağısı çok güvenli değil. Sorun değil. Ne yaptığını biliyorum. Bir şey mi diyordun? Bayanlar önden. Beni bekleyin. Bu ne? Geri dönmeliyiz. Burası hiç güvenli görünmüyor. Dursana. Kolyemin diğer ucunu buldum. Bak. Kazın orayı. Benim anahtarımı dene ipucuğum, hatırladın mı? Timber'ın anahtarını dene. Hey Timber, gel buraya. Aferin. Oo, bir dalgama demiri. Dahası var. Bak. Bu sürünün dinlendiği vadiye gidin. Ayaklarına bak. Kartal başı yolu gösterecek. Bu bir ipucu. Evet, ama ben bir kartal başı bilmiyorum. Ben bu sığır işaretini biliyorum. Şeyden, Roberts çiftliği. Ve orada bir vadi var. Ama orası 3 kilometre mesafede. Yapabiliriz. Barbekü. Timber, Kaya çabuk gelin. Hadi Timber. Yardım edin, hadi. Evet Chet, en sevdiğim yeğenim. Tek yeğenim. Jones, hazinenin gömülü olabileceğini düşündüğü yeri tarif etti mi? Dediğin gibi ona sordum. Karanlık bir oyuk dedi. Peki ama mağaranın dışını? Biliyordum. Chet ispiyonculuk yapıyormuş. Demek bu yüzden dün gelmiş. Stonewall'da hazineyi arıyormuş. Ağaç türlerinden söz etti mi? Göl yatağı, açık arazi falan. Yani hikayeler doğru mu? Ailemiz 50 yıldan uzun süredir bu hazinenin peşinde. Ve ben artık yakın zamanda Jones'la Fanning'in arazilerini elime geçirip yerle bir ettiğim zaman tüm bulutlu tepe dağ benim olacak. O zaman kimse hazineyi bulana dek kazmamı engelleyemeyecek. Öyle mi? Timber, hayır. Hayır, yine mi? Durdurun şu uyuz köpeği. Hayır, çekin şunu. Al sana zalim. Uyuz it seni. Gösterdim ona gününü. Hayır, her şeyi mahvettin. Hemen gitmeliyiz buradan. Sence neyin peşinde olduğunu biliyorlar mı? Hiç önemi yok. Beni durduramazlar. Kimse durduramaz. Hey, bakın ne düşürmüşler. Buradan sonrasını biz halledeceğiz. Oğlan 1.50 civarındadır. Kızsa 1.55 olabilir. Ne yapıyorlar diyorum. Bizden kaçıyorlar. İkiniz de onların peşine düşün. Planlarımı bozacak bir şey yapmamalarını sağlayın. Hıçkırmaya bile tahammülüm yok. Ne yapıyorsun böyle? Korkutmak hıçkırıktan kurtulmanın en iyi yoludur derler. Hey gel. Madenin etrafında başka bir yol daha var, yürü. Sen de benimle eve gel. Üzerimi değişmeliyim. Kendini kurtarmak istiyorsan kaçsan iyi olur Mikey Jones. Hmm.
Biraz duralım mı lütfen ha? Babanla anneme Stonewall'un ne istediğini anlatmalıyız. Ama şimdi geri dönemeyiz. Stonewall bizden önce hazineyi bulursa toprağımızı, evimizi, her şeyi alır. Devam etmeliyiz. Sonra bakarız. Haklısın. Her şey bize bağlı. Ne? Hiç. Seninle Hawk Jones arasında hafif bir benzerlik görmeye başlıyorum. Gidelim. Hey, çocuklar orada ne yapıyor öyle? Bilmiyorum. Bilmiyorum yani, belki biraz süt alacaklar. Merhaba, adım Timber. Seninki ne? Me. Hayır, adını sordum. Biraz konuşabilirsin. İnekçe biliyoruz. Me. Adım Me. Robertlar bir ineğe Me adı mı vermiş? Çocukları verdi. O zaman 2 yaşındaydı. İsim öyle kaldı. İnek Me, beğendim. Basit, hatırlaması kolay. Başıma kalkma. Sizin burada ne işiniz var? Gömülü bir hazine arıyoruz. Buralarda bir kartalbaşı gördün mü? Gördüm diyemem. Çünkü görmedim. Ayaklarımıza bakmamız gerekiyor. Aşağıda ot ve yerden başka bir şey yok. Ama belki her şey perspektife bağlıdır. Belki de haklısın. Evet, işte bu. Ne yapıyorsun sen? Otlarda yuvarlanıyorum. Sakın daha önce otlarda yuvarlanmadım deme. Buna hiç vaktim yok. Benim bir işim var. Üzerimdeki rozeti görüyor musun? Ben bir korucuyum. Bu sorumluluk demek. Sadece Thunder'ın dediğini yapıyorum ve içgüdülerimi izliyorum. Onlar da bana otlarda yuvarlan diyorlar. Yuvarlan, yuvarlan. Değil mi mi? Sizi yalnız bırakayım ben. Evet, bugün şanslı günün sanırım. Evet. Senden hoşlanıyor. Hepsi planın parçası küçük tüylü dostum. Vay canına. Yine kalklıymış. Kaya, gel buraya. Hayır, teşekkür ederim. Sana gerçekten çok güzel bir şey göstereceğim. Neymiş o? Başını benim yanıma koy. Sence ben buna kanar mıyım? Bir saniyeliğine. Gerçekten şaşırtıcı. Güven bana. Demek ben... Vay canına. Onlara söylemeliyiz. Ne oldu? Ne var? Niye böyle tuhaf davranıyorsun Kaya? Hiç anlamıyorum. Hey dur. Billy, ayaklarına bak. Kartalbaşı, eski maden yolunu gösteriyor. Onlardan gözümüzü ayırmamalıyız. Tek gözümüzü mü? Biliyor musun? Bazen aklının başında olmadığını düşünüyorum. Bu göz mü? Yürü, yürü. Evde kimse yok. Domuz sesinden sonra mesaj bırakmak ister misiniz? Billy'lere gidiyorum. Sevgiler, Mikey. Tamam. Hay aksi. Babam cep telefonundan arıyor. Evet. Susun. Dalga mı geçiyorsun? Merhaba baba. Ne haber? Hadi çocuklar. Kim diyor evde olmadığımı? Ben koşmak istiyorum. Hayır. Sadece Mikey ve Billy ile beraber dışarıdayız. Evet, köpeklerle. Bizi duyamıyor musun? Hayır, sadece oynuyoruz. Evet. Mikey, babamla konuşur musun? Tamam. Tamam, evet, çok iyiyim. Evet, sorun yok. Sonra konuşuruz. Hoşça kal. Sanırım başa dert de. Ne yapıyorsun? Koordinatlarımızı planlıyorum. Böylece nereye gittiğimizi bilmek için rotamızı kaydedeceğim. Hazel ve Gretel'deki ekmek kırıntıları. Aynen öyle. Ekmek kırıntısı mı dediniz? Her şey senin için yemek mi? Hey, elime geçen her şeyden yararlanırım ben. Sanırım biri daha öyle düşünmüş. Bu madende bulduğumuz kayanın aynısı değil mi? Bakın, bakın ne buldum. Bakın ne buldum. Ben buldum. Biz bulduk ortak. Ne var? Ne oldu?
Vay canına. Bak, bize ipucu bırakmış. Şimdi bir şeye varıyoruz. Bu bir altın para. Bu da Hawk Johnson ekmek kırıntıları. Hadi gidelim. Johnson hazine sandığı için bir ipucu bulduğumuza inanamıyorum. Demek ki doğru izdeyiz. Evet. Onlar alınır mı? İzle de gör. Yani yenebilir mi? Evet, bunlar bektaşi üzümü ve çok güzel değiller. Çok açım. Bu meyveler jambondan mı yapılma? Orman böyle şeylerle doludur. Civan perçemi kesikleri iyileştirir. Kökleri mide bulantısı ve baş ağrısını iyileştirir. Peki bu nedir? Ona dokunma. Zehirli meşe. O yaramaza sürtünürsen günlerce kaşınırsın. Bu da ne? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ama kaşınıyor. Tanrım. Tanrım sus. Orman uzmanı sensin. Bu ne tür bir hayvandı? Belki şey, tabansız bir ağaç kakandı. Evet, bence de ona benziyor. Güzel. Evet. Yanlış yerden mi döndün? Hiçbir fikrim yok. Söyle al. Ayaklarımıza bakmaya devam mı ediyoruz? Timbul, gerçekten mi? Sen nasıl bir köpeksin? Yapman gerektiğinde yaparsın olur. Şimdi daha iyi. İğrenç. Hey Mikey, şuna bak. Hey şey. Hawk Jones. Oro ye plata. Ne demek bu? Altın ve gümüş, İspanyolca. Bir eyalet sloganı. Altın ve gümüş. Kartalın başı gölün diğer tarafını gösteriyor. Evet doğru. Tam şurası. Biz de yol göstermeye yardım ettik. Yolu sulamak mı demek istedin? Patron işte bunu duymak isteyecek. Umarım bulurlar. Hey, sen çocukken kafanı eşek mi tepti? Tabii ki hayır, hayır. İki eşek var. Çamur birikintisinde 3 kez ileri geri gitti. Fırtına vardı. Yıldırım. Bana yıldırım çarptı ve ambulans ayaklarımı ezdi. İtfaiye öyle hızlı geldi ki kafama... Bir bilgi vereceğim. Tamponuyla. Bilgi mi? Evet, çocuklar hazine avı gibi bir şeyin peşindeler. Oraya oradasınız. Peşlerini bırakmayın. Plates. Ne? Oraya gözünüzü onlardan plates ayırmayın diyorum. Tamam. Stonewall kurabiyeleri var. Orada mısın? Evet, gözünüzü onlardan ayırmayız. Tamam patron. Şaka mı? Bu sefer işleri berbat etmeyin. Bu nasıl olacak? İzle. Bununla ne yapacaksın yürü, peki? Hadi. Geliyorum, geliyorum. Oh, wow. Billy. Dikkat et. Sakin ol, tuttu kızı. Ah, teşekkürler. Bir şey değil. Sen artık beni bırakabilirsin. Evet, tabii. Havada romantizm kokusu var.
Ben sadece idrar kokusu alıyorum. Peki aşağı nasıl ulaşacağız? Bence aşağı atlayabiliriz. Tabii, Mike Johnson uçurumdan atladığı gün. Ya Tanrım, çok katlarsın. Mikey! Benim! İnanamıyorum, atladın. Aha, evet, atladım. Çok kolaydı, gerçekten. O yapabilirse, ben de yapabilirim. Kötü fikir. Rüzgarın yönü veya hız hesaplarını bilmiyorsun. Bunu yapmasından nefret ediyorum. Eğlenceli göründü. Çok eğlenceliydi. Çocuklar, aşağı nasıl ineceğiz? Baş rüzgarı yumuşak, 35 derece eğimli. Şimdi hesaplarsak eğer... Gerçekten biraz hayatı yaşamalısın. Hayır, ben uzun yaşamak istiyorum ve sadece içgüdülerine dayanarak bunu yapamazsın. Seni duyamıyorum. Gösterişçileri hiç sevmem. Özellikle sana bir iki şey gösterdikleri zaman, değil mi? Öyle mi? Ne oldu barbekü? Daha olamaz, terliklerimi getirmemişim. Barbekü nerede? Beni bekleyin. Aman Tanrım, sudaki şey ne, balık mı? Jambon mu? Gerçekten çok saçma. Bunu yaptığımıza inanamıyorum. Patron onları izlememizi söyledi. Hey. Sen nasıl istersen yap. Ben inmek için daha güvenli bir yol bulacağım. Eldivenlerimi ister misin? Yok. Pek güvenli değil galiba. Bu çok saçma. Saat neredeyse 3 oldu. Nerede o? 3 saattir bekliyoruz burada. Kim nerede? Bay Pinsir. Bugünlük gitti. Gitti mi? Hayır, o dönmedi ki. Evet, döndü. Bay Pinsir cuma öğleden sonraları başka bir şubede çalışır. Ana caddede bulunan da. Banka kalemi bedavadır. Lollipop ister misiniz? Benim eve dönmem lazım. Mike cevap vermiyor. Parti daha yeni başladı. Benim için değil. Eve döndüğümde Mike yerine babam orada olursa bir daha asla partiye gelemem. Tamam. Bir dakika ver. Sonra seni götürürüm. Tamam. Birkaç kişiye hoşça kal diyeyim. Tamam. Bu saatler sürebilir. Ben acıkıyorum. Kurumamız da lazım. Ne dersin? Tabii. Yemekte ne var? Evet. Yemek saati. Karavanayı getirin. Bize gerçek öğün lazım. Yemek iyi bir fikir. Mikey'nin balık tutmayı bildiğini hiç sanmıyorum. Aman Tanrım. Yapabilirsin Mikey. O kadar açım ki bak, su yiyorum, su. Ver şunu bana. Balık tutmak uçurumdan atlamak kadar kolay değil, değil mi? Benim için kolay. Yapabileceğini biliyordum. Çok mutluyum. Ben yemeğe bayılırım. Daha çok lazım. İyice doldurun.
Güzel. Gayet başarılı. İşte bu. Aynen devam. Aferin, aferin. Hadi. Yardım edecek misin? Gözetim yapıyorum. Yakala şunu. Evet. Oo. Seni yakalayacağız. Arkandayız barbekü. Aa, tamam, tamam, tamam. Yardım edeceğim. İyi, tamam. Neden piknik yapıyor bunlar? Atıştırmalık getirdin mi? Atıştırmalık mı? Beni ne sandın? Bakkal dükkanı mı? Eğer açsan kendine balık tut. İyi fikir ha. Silahım var. Niye silah taşıyorsun? Gerçek silah değil, sakinleştirici. Birine zarar vermeden ver şu silahı. Dur, ver şu silahı. Bir alabalık bayılacağım. Ver şu silahı. Ver dedim. Bırak şunu. Ver dedim sana. Yüzüne bitiyorum. Yüzüne bitiyorum. Oldum. İmdat. Tamam çocuklar. Yeter, peşimi bırakın artık. Burada tanıdık bir koku var. Ha, yine o kayadan buldum. Barbekü, ne buldun? Bilmiyorum. Ama eski kokan bir şey. Yine o kayadan. Neden bana bu bir tesadüf gelmiyor acaba? Teşekkürler. Birilere gidiyorum. Sevgiler, Mikey. 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 Burada mısın? Başka nerede olacağım? Nasıl gitti? Gitmedi. Millie'ye geldiğimi söyler misin? Çok geç. Mikey ile size gittiler. Sen buradaysan başlarında kim var? Barbeque'ya sorumluluk vermedin mi? Sorun değil. Akşam yemeğini onu yollayayım mı? Evet. Teşekkür ederim Jamie. O ya da bu şekilde her şey yoluna girer. Saçın niye ıslak? Çalışıyor muydun? Bence macera sana yakışıyor Bay Jones. Teşekkürler ama içimde çok Hawk Jones olduğuna emin değilim. Diğer çocukların çoğu benden daha büyük. Ben büyük değilim ama bu beni engellemiyor. Çok lezzetli olmuş. Hı-hı. Köpekler etrafta değil. Evet. Oysa bunun kokusunu alıp koşarlardı. Evet. Şunlara bir bakayım. Burada ne işiniz var? Bir şey bulduk. Bakın. Bakın. Aman tanrım. Oo. Nedir bu? Bu bir kupa. Üzerinde de mavi bir taş var. Bu bir ipucu. İnek çıngırağı bile var. Kağıtta ne yazıyor? Sevgili maceracılar, olmanız gereken yerdesiniz. Şimdi son anahtar için korkan kimse onu bulun. Bu bir ipucu. Peki ama bu ne demek? Hey. Oo. Burada rakamlar var. 4.5, 6, 5, 8, 9 ve N. Ve 1, 10.5, 6, 3, 6, W. Aman tanrım, bunlar koordinat. Barbekü, buldun ipucunu. Hey, bak bu kafiyeli oldu. Galiba ben buldum. Üstelik yemelik bile değil. Belki bu koordinatlar hazinenin yeridir. Bunu yapabiliriz. Çok uzakta değil. Bolt Crack'in hemen yanında. Çok yakın.
Kurt. Belki dost bir kurttur. Ben çok açım. Billy, hiç ses çıkarma. Başkası balığımızın kokusunu almış. Alo. Benim Jamie. Bir sorunumuz var. Çocuklar burada değil. Claire! Bizi nasıl buldun? Elinizdeki uydu telefonunun takip sinyali var. Şimdi çocuklar nerede? Yakında. Ne, onları kaybettiniz değil mi? Hayır, onlar kayboldu. Bu daha iyi gelmedi mi? Acaba neden? Teşekkür ederim. Pekala Doğa kızı, tek yapacağımız ölü taklidi, değil mi? Bu ne cüret? Burası benim toprağım. Arkasından saldır, ben dikkatini dağıtırım. Ben hallederim. Minik köpeklerinizin sizi koruyacağını mı sanıyorsunuz? Sakın hiç ses çıkarma. Aa, yine ıskaladın. Ondan uzak dur. Çılgın insanlar. Ve sakın geri gelme. Yoksa haddini bindiririz. Evet, dedikleri gibi. Ben hiç korkmadım ki. Ben de. Olamaz Billy. Billy, iyi misin? Başardın. Niye bu kadar şaşırdın ki? Tam hak etmiştin. Bu ne? Nereye gidiyorsunuz? Arkamda bir kurt var. Bu tulumdan nasıl görebildin ki? Arkada büyük baş dürtme çubuğu var. Bul onu. Ver çubuğu, şunu götürme. Ver. Ver şu çubuğu. Ver. Hadi. Tamam. İyi haber. GPS aletini yanlarına almışlar. Takip cihazı koymuştum. İzlerini bulabiliriz. Harika. Umarım dinamiti almamışlardır. Dinamit mi? Dinamit mi? Olamaz. Umarım iyidirler. Galiba kupayı kırdım. Ya boş ver kupayı. Omzun nasıl? Oo, ben iyiyim kızım. Bayağı derin görünüyor. Sadece bir çizik. Yardım bulmamız gerekiyor. Geliyorum. Bunun hazineyi bulmama engel olmasına izin veremem. Koordinatlar elimizde. Hawk Jones, geliyoruz. Hadi gel. Eve gitmek istiyorum ben. Gerçekten çok özür dilerim baba. Hepsi benim suçum. Onları yalnız bırakmamalıydım. Asıl benim suçum. Onlara o saçma gömülü hazine hikayelerini ben anlattım. Burada suçlanacak tek kişi benim. Hadi canım, Stonewall esas suçlu. Daha en başından o bizi bu duruma soktu. Suçu Stonewall'a yüklemek bana uyar. Sen hala cezalısın. Hareket halindeler. Sanırım Falls Creek'e doğru gidiyorlar. Ne
Nereye gidiyoruz? Bilmiyorum ama oraya varınca sana söylerim. Demek Bay çok bilen her şeyi bilmiyormuş. Bilirim demedim ki. Eğer ikiniz bir şey yapsaydınız da bir saldırı planlasaydık bunların hiçbiri olmazdı. Bunun için bizi mi suçluyorsun? Az önce dev bir kurtla savaştık ve felaketten sağ kurtulduk. Biri zarar görsün istemedim Seni ki. Seni suçluyorum. Billy yaralandı. Dinle tatlı patiye. Biliyorum her şey için planı seviyorsun ama bazen başarı için sadece adapte olman yeter. Ve bazen düşünmeden davranırsan insanlar yaralanabilir. Köpekler de öyle. Birbirinizin zıddı ve tamlayanısınız. Hı? Bazen ikisinin de iyi görünmesi için iki man kafa gerekir. Eh, buna bir patiye atıver. Bu hiç hoş değildi. Koordinatlara yaklaştık. Umarım doğrudurlar. Acaba bu cadının kulübesi mi? Bunu öğrenmenin tek bir yolu var. Hadi. Cadı mı? Bana cadı ile ilgili bir şey dememiştiniz. Kurt bu kampa bayağı zarar vermiş. Evet patron, burada kan var. Ve şu yöne doğru gidiyor. Köpek pisliği buldum. Umarım çocuklar iyidir. Öyle olsa da iyi olur. En azından hazinenin yerini bana gösterene de. Gel. Şimdi. Gerçekten. Korkmuyorsun değil mi? Tabii ki hayır. Sizin kostümleriniz nerede? Ah, anladım. Siz kaşifsiniz. Kek ister misiniz? Hanımefendi, Cadılar Bayramı'nda değiliz. Öyle mi? Siz niye geldiniz? Kimse Cadılar Bayramı'na kadar gelmez. Aslında Cadılar Bayramı'nda bile kimse gelmez. Arkadaşım yaralı, yardıma ihtiyacımız var. Aa, ben onu sahte sandım. Gelin, girin, girin, girin. Lütfen. Affedersiniz çocuklar, ben de kendime çay yapıyordum şimdi. Ve bu her zaman biraz uykumu getiriyor. Sanırım karşımızda bir deli var. Tüm insanlar deli değil mi? Aslında sizin sesinizi duyduğum sırada en tuhaf ama en güzel rüyayı görüyordum. Şimdi hangi aydayız? Ne? Aman neyse, boş ver. Önemli değil. Şimdi senin için biraz melaluka ve lavanta alayım. Tamam. Şu yarayı temizlemeliyiz. Gel buraya. Peki niye buraya kadar geldiniz? Kayıp mı oldunuz? Aslında biz bir şey arıyoruz. Öyle mi? Bunda iyi misiniz? Ne de iyi miyiz? Bir şeyler bulmadı. Çünkü birkaç gün önce kedimi kaybettim ve inci kolyemi. Bir de buralarda bir süpürge görürseniz... Telefonunuz var mı? Evet. Nerede olduğunu biliyorum. Sola iki adım, iki adım daha balık kavanozunun üstünde. Mutlaka görürsün. Ha evet. Evet, deli bu. Bu biraz acıtabilir canım. Bu şey nasıl çalışıyor? O çalışmıyor. Aslında daha çok dekorasyon için. Buraya geldiğim zaman dünyadan kopuk olmayı çok seviyorum. Dikkatim dağılsın istemiyorum. Buraya büyükannemi ziyaret için annemle gelirdim ama
O artık olmadığı için ben sadece Doğan'ın tadını çıkarıyorum. Adım Alice bu arada. Alice Bell. Bell. Yine Çıngır Ağa gibi mi? Aslında ben daha çok balonun güzeli ya da cazibeli kadını tercih ederim. Ama inek Çıngır Ağa da olur. Çok onur verici değil ama neyse. Ben Billy Penning'im. Mikey Jones. Bunlar da Timber, Barbecue ve bu da Kaya. Jones mu? Hawk Jones'la bir ilgin var mı? Evet, o benim büyük 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 babam. Büyük annem buraya uzun zaman önce gelen Hawk Jones'a ait bir köpekle ilgili bir hikaye anlatmıştı. Hikayeler doğru muymuş? Büyük annem demişti ki eğer Hawk Jones'un bir akrabası buraya kadar yolu bulursa ona şu kutuyu vermem gerekirmiş. Bir de sana söylemem gereken bir şey vardı ama neydi? Şimdi bütün anahtarlar sende. Hey Timur, gel buraya. Seninkini dene. Harika. Kristal duvarın ardında, her şeyi açığa çıkaran gizli kapıda. Bunun anlamı ne? Sanırım bir yerlerde arkasında bir kapı olan kristal bir duvar var. Beklediğiniz birileri var mıydı? Çünkü benim kesin yok. Stonewall! Herhalde bizi takip ediyordu. O zaman gitmelisiniz. Gizli kapıyı kullanın. Bu nereye gidiyor? Çıkışa doğru iniyor, dolanıyor ve çıkıyor. İyi şanslar. Her şey için teşekkürler Alice. Teşekkürler. Yardımcı olabilir miyim beyler? Evet hanımefendi. Biz kaybolmuş çocukları arıyoruz. Bir erkek ve bir kız. Ve köpekleri. Yüzünüz hipnotize edici. Üç köpek. Küçük siyah domuz benzeri, beyaz tüylü kurt benzeri ve bir de askere benzeyen sırtında çantası olan ufak bir şey. Onları gördüm diyemeyeceğim. Hey, yalan söylüyor patron. Söyleyemez misiniz? Söylemez misiniz? Beni unutmayın. Arabayla buraya kadar. Buradan sonrasını yürüyeceğiz. Hazine için gidiyorlar. Hazine filan yok. Eskiden öyle söylemezdin. Öyle mi? Herkes peri masallarına inanmak ister ama sonra büyümen gerekir. Üzgünüm baba. Kim büyümen gerek demiş? Gidelim. Vay canına. Harika. Olağanüstü. Dikkat et. Çok güzel. Bayanlar önde. Bu bir ilk. Sadece Thunder'ın tavsiyesini dinleyip yüreğimin sesini dinliyorum. Şimdi öğreniyorsun. Evet. Eğer bu kristal duvar değilse ne olduğunu hiç bilmiyorum. Evet. Gidelim. Evet, işte kristal duvar.
Peki kapı nerede? Hiçbir fikrim yok. Yukarıda bir yerde olmalı. Hey, bu size bir şey hatırlattı mı? Tabii hatırlattı. Ne oldu Kaya? Ne var? Ne var Cimbur? Oh. Hayır olamaz. Bu dağlama demirine benziyor. Evet, bu da küçük balta olabilir. Bu muhtemelen inek çıngırağının sonu. Deneyelim. Tamam. Aferin Timber. Sana da Kaya. Hey, ya bana? Üçünüze de barbekü. Güzel. Tam oturdu. Bir dakika. Neden izleniyormuş gibi hissediyorum? Çünkü izleniyorsunuz. Stonewall. Aslında teşekkür etmeliyim. Ama itibarımı zedelemek istemiyorum. Yani etmeyeceğim. Üzgünüm çocuklar. Öyle kararlı ve kötüydü ki. Çocuklar bir şey yapmalıyız. Köpeklere söyleyin geri dursunlar. Ne yapacağız? Buradan sonrasını biz halledeceğiz. Olmaz. Bu hazine benim ailemin atalarına ait, size değil. Öyle mi? Orasını göreceğiz. Burada ne var öyle? Tutun onları. Hayır. Burası çok karanlık. Barbekü. Burada ne varmış bakalım. Yarasalar. Yarasalar. Koşun. Bana bir şey olmaz. Çocuklar üstünden. Hiçbir şey göremiyorum. Çekil şuradan. Bırak beni. Bırak. Neredeyse hiçbir şey görünmüyor. Evet. Dur. Bu gördüğüm en müthiş şey. Herkes iyi mi? Evet. Aferin kızıma, sen olmasan ne yapardım ben? Hadi gidip bakalım. Atlamadan önce düşündün mü? Öyle bir şansım yoktu. Bazen başarı için sadece adapte olman gerekir. Oo, vay canına. Burada kesin macera vardır. Bu nasıl bir yer? İnanamıyorum. Muhteşem bir yer. Vay canına. Hem de bir şelalenin arkasında. Ben sadece yiyecek bir şey istiyorum. Gelin çocuklar. Hey, durun çocuklar. Yavaşlayın. Buralarda bir şey olduğuna kesinlikle eminim. Vay canına, şu eski maden arabasına bakın. Bir maden arabası, hadi bakalım şuna. Umarım buradan bir hazine çıkar. İşte ben buna macera derim. Korkuyorum. İçimde hiç iyi bir his yok. Yapabiliriz, biz ekibiz. Ama geri dönüşü yok. Mikey, bundan çok emin değilim. Bir şey olmaz. Bu çok kötü bir fikir. İçeri girmenin başka bir yolu olmalı. Bak, hey patron, konserve açacağı buldum. E
Hey, dinamite ne dersin patron? O işe yarar. Tutunun. Maceranın adı olsa ve o bir köpek olsa adı Hazine Köpek Timber olurdu. Bu hiç hoşuma gitmedi. Timber! Mikey, nasıl durduracağını biliyor musun? Bunun da bir şekilde hız veriyor. Olamaz. Bir planımız olmalıydı. Tutun! Çekil şuradan. Hey, kimde ateş var? Uçur orayı. Öyle dedi. Dinamit. Ah, sinyali kaybettim. Hey, şu duman şelaleden mi geliyor? Billy! Çok eğlenceliydi. Ne oldu böyle? Müthiş. Gidelim. Hey, durun. Nereye gidiyorsunuz? Timber, ne buldun? Burada bir şey harika kokuyor. Bakın, başardık çocuklar. Mikey, köpekler bir şey bulmuş. Bence bunu görmelisin. Yoksa bu... Bu şeref sana ait. Biliyorum. Size söylemiştim. Sandıkta ne olduğunu söylemiştim. Bana inanmadınız, ben söylemiştim. Bunlar sadece eski kemikler. Yine de lezzetli. Ama bunlar... Ne diyeceğimi bilmiyorum. Hey çocuklar. Şey, tabii Jones'lar köpek severdir. Bu yüzden bayağı mantıklı. Bence size de bir şeyler bırakmış. Orada ne buldun Timber? Bayanlar önden. Aa, buldum. Şu hazineye bak. Onu buldum. Başardık. Tabii canım, siz övünün. Bana fark etmez, birlikte yaptık. Biz ekibiz. Kılıç dövüşü. Aa, güzel. Hazinenin kokusuna bayıldım. Bu babamın 10 çiftlik almasına bile yeter. Büyük 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 babam bütün bunları nereden bulmuş? Korsan mıymış? Hayır, babam demişti ki 1862'de Grasshopper Creek'te altın bulmuş. Sonra İstanbul'un büyük büyük babası bütün toprakları almaya başlamış. Halk da bunu çıkarmış, para, elmas ve eşya karşılığında değiştirmiş. Stonewall bütün hazineyi kendine isteyince onun peşine düşmüş. Halk da hazineyi bulamasın diye saklamış tabii. Şimdiye kadar... Stonewall! Aa, barbekü olmak istemiyorsanız aklınızdan bile geçirmeyin. Barbekü... Büyük büyük babamın bu hazinenin yerini tespit etmesine ramak kalmış. Bütün mağara duvarlarını patlatmış ama bu noktayı bir türlü bulamamış. Mağarayı o çok ertmiş. En azından bu Hawk Jones'un sonu olmuş. Bu gerçekten kötü bir adam. Arabayı yükleyin. Onlar ne olacak? Ha, ne olacakmış? Eski deyişe binmez misin? Ölüler sır vermez. Hayır. Bu söz şimdi bu çocuklar, hippi kadın ve köpekler için. İhtiyar Hawk Jones'a da birkaç arkadaş iyi gelir. Onlar çocuk, yaptığın yanına kalmaz. Peki kim beni durduracak, sen mi? Yoksa Hawk Jones'un hayaleti mi?
Önce onu öldürün. Onu seviyorum. Kedim Pofuduk orada. Merhaba Pofuduk. O bir kedi değil. Kedi mi? Kedileri sevmem. Hayır, 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 hayır. Saldırın. Bırak. Çocuklar gitmelisiniz. Hadi çabuk olun. Şimdi ne olacak? Vaktimiz yok. Gel Pofuduk. İstifadır. Lanet ol. Yakala onları. Durdurun onları. Yakalayın. Yakalayın. Bırak beni. Ver şunu. Ver dedim sana. Ver şunu. Bırak şunu. Baba bak şuradan toz çıkıyor. Mike! Billy! Burası yerle bir olacak. Olamaz. Hayır oraya giremezsin. Her an çökebilir. Çocuklarımız orada. Artık değiliz. Mike. Merhaba baba. Ne kadar endişelendim biliyor musun? Üzgünüm baba. İyi misin? Evet iyiyim. O kim? O Alice. Cadı. Tam bir cadı değil ama bize yardım etti. Memnun oldum. Bu da kedim Pofuduk. O bir kedi değil. Sizin orada ne işiniz vardı? Biz sadece çocuklara göz kulak oluyorduk. Başlarına kötü bir şey gelmesin diye. Değil mi Phil? Evet. Bay Stonewall'un istediği gibi onları öldürmeyecektik yani. Ne? Stonewall burada mı? Artık değil, mağarada kaldı. Hulk Jones'la birlikte. O bizi kurtardı. Şimdi ikisi de tarih oldu. Durun bakalım. Kim ne derse desin, salı sabahı olduğunda bütün bu dağ içindekiler bana ait olacak. Ve sen bir şey yapamayacaksın. Bir dakika, ne demek içindekiler? Yani hazine gerçek mi? Ama artık içeride gömülü. Ve onu çıkarmak haftalar, aylar sürer. Bankaya olan borcunu ödemene yetişmez. Ben kazandım. Hayır, sen kaybettin. Hayır. Beni mi istedin? Uyandıkları zaman başları acayip ağrıyacak. Hapiste çünkü oraya gidiyorlar. Cinayete teşebbüs hala ciddi bir suç. Zenginler için bile. Ama haklıydı. Hazine avucumuzun içindeydi. Öylece bıraktık. Başaramadım baba. İkimiz de. Bak Mike. Benim hazinem sensin, tamam mı? Sen ve ablan olmadan çiftliğin bir anlamı yok. Umurumda değil. Ailece birlikte olduktan sonra yerin bir önemi yok. Çok haklı tatlım. Hayattaki başarı elimizdeki altınla değil, sevdiğimiz insanlarla ölçülür. Chingo nerede? Yoksa çıkamadı mı? Olamaz. Timber! Tam ondan hoşlanmaya başlamıştım. Geliyorum, sabırlı olun. Timber! İyisin. Başaracağını biliyordum. Aman tanrım, şuna bakın. Bu gerçek altın. Altının yenmediğine eminsiniz değil mi? Bu neredeyse bir kilo. Artık evimizi kaybetmekten korkmamız gerektiğini hiç sanmıyorum. Evet, çörekleri getirdim. Teşekkür ederim. Gittikçe daha iyi oluyorsun. Yakında sığırlara da kement atarsın. Çok iyi öğretmensin ortak. Sen de fena değilsin. Başardın Timber. Evimizi kurtardın. Çok mutluyum. Çok iyiydin. Yeni bir şaka bile uydurdum.
Niye tavuklar karşıdan karşıya geçer? Diğer tarafa geçmek Hayır. için mi? Çünkü arkadaşları oradadır. Aa. Çok yaşa Timber ve Kaya. Çok yaşayın. Şurada bir şey var. Ne? Oldu mu? Evet, büyük gelişme. Hadi canım. Ben senin için temizlerim. Hemen temizlerim. Hey, baksana, burada bir şey var mı? Yoksa bana numara mı yapıyor? Haftaya bizim evde olur mu? Sen, ben, birkaç çocuk. Laura. Yapma, basit bir şey. Sadece düşün, eğlenceli olur. Olmaz, babam öldürür beni. En yakın arkadaşım olmadan partiye gitmem. Ben de yine başımı derde sokamam. Bilmesi gerekmiyor. Zaten yeterince ceza aldım. Başka bir cezaya ihtiyacım yok. Aferin sana. Bu şimdiye kadar yaptığım en iyi iş. Aferin. Harika bir şey. Aferin sana. Evet. Tamam. Ben barbekü sosa evet, bayılırım zaten. Çok. Gel buraya. Aferin sana. Sen bu özel yeri kurtardın. Teşekkürler ama burada işim bittiğine göre artık taşınabilirim. Nereye gidiyorsun? Nerede macera bulunursa, yanlışlar düzeltilecekse, gizemler çözülecekse oraya. Ama iyi bir ekip olduğumuzu sanıyordum. Hani arkadaştık? Belki ikisi de. Biz iyi bir ekibiz ortak. Bu yüzden maceranın çağrısına birlikte kulak vereceğiz. Ve de iyi bir yemeğe. Çocuklar! Yemek zamanı. Tamam, hadi gidelim. O da ne öyle? Hiçbir fikrim yok. Merhaba Louis ve William Clark. Hazine haritası. Louis ve Clark mı? Yani bu Louis ve Clark'a ait olabilir mi? Sanki yeni bir macera çağırıyor. Ve adı da Hazine Köpek Timber Bölüm 2. Timber! He is here to save the day.